Evet, Reading Daily Routine in Space. Evet, uzayda günlük aktivitenin alıştırmasına bakıyoruz arkadaşlar. Space, uzay, boşluk anlamında, uzay anlamına göre. Matched words on the left with the meanings on the right. Evet, soldaki kelimeleri sağdaki anlamlarla eşleştirin. Match. Evet arkadaşlar. Vocabulary preview. Evet, space. Ne demiş arkadaşlar? İyi demiş. Everything not on Earth. Evet, her şey dünyada değil ama everything not on Earth. Garip bir şekilde açıklamış ama everything yani not on Earth. Dünyada olmayan her şey. Evet, yani o da o şekilde de mantıklı olmuş olabilir. Located diyor arkadaşlar. H'e batırıyoruz. The place where something is. Evet, bir şeyin bulunduğu yer. The place where something is. Bir şeyin bulunduğu yer. Located. Bulunmak, yerleştirilmiş, kurulmuş orada. Special. Neydi arkadaşlar special? Geçen derslerde hatırlarsınız. Special. Different. Unusual. Farklı. Unusual. Olağan dışı. Not ordinary. Sıradan olmayan anlamında. Orijinal değil bu. Ordinary. Sıradanlık demek arkadaşlar. Soap. Arkadaşlar sabundu. Bakıyoruz. You use it to wash your face and body. Evet. Onu ne için kullanırmışsınız? Yüzünüzü ve vücudunuzu ne yapmak için? Yıkamak için. Şampu. Bakıyoruz arkadaşlar. Şampuya bakıyoruz. Şampu. Evet. Şampuya bakıyoruz. You use it to wash your hair. Evet. Saçlarınızı yıkamak için kullanırsınız diyor. Güzel. Float. Evet arkadaşlar. Float. Bir şeyin yüzmesi yani. Bir suda yüzmesi veya işte havada yüzmesi. Float. Burada bakıyoruz. Nerede geçiyor? To move slowly in the air and not touching anything. Evet. Bir şeyin diyor yavaşça kıvırdayıp havada ne yapması? Yavaşça yavaşça kıvırdaması and hiçbir şeye dokunmaması. Machines ne diyebiliriz? Machine to, for example, örneğin cars, dishwashers and TVs. Evet. Bulaşık makinesi, televizyon veya araba gibi örneğin cihazlar demiş. Cycling, böyle bir pedal çevirme, hani bisiklet çevirme anlamında. Burada riding a bicycle, evet, bisiklete binme anlamında arkadaşlar. Riding a bicycle. Bu şekilde çalışmalarda, ters çalışmalarda size paragrafta okuduğunu anlama adına çok şey katar arkadaşlar. Use the above verbs, complete the sentence, change the forms of the verbs and nouns when necessary. Evet, gerektiğinde de formları, isim ve fiillerin formlarını değiştirin diyor. Değil mi? Mom is, my home is located in a big city. Benim evim büyük bir şehirde kurulu. I use shampoo to wash my hair. Evet, şampuanı saçımı yıkamak için kullanıyorum. International Space Station is located in, uzay istasyonu nerede kuruldu? Uluslararası uzay istasyonu nerede kuruldu arkadaşlar? In space, uzayda. So I have a bicycle. Bu yüzden bisikletim var. Neyi seversin o zaman? Cycling'i seversin değil mi arkadaşlar? I like cycling. Evet. Bir like'tan sonra fiil ing'li gibi. Evet. People can use when they wash their hands. Evet. Ellerini yıkamak için ne kullanılır arkadaşlar? So. Sabun. My friend is, she can speak five languages. 5 dil konuşabildiğine göre o zaman özel biridir değil mi? Special. Such as cars and computers can make our lives better. O zaman ne diyebiliriz buna? Machines, makineler değil mi arkadaşlar? Balloons and clouds can in the air. Havada ne yapabilir arkadaşlar? Float. Yani süzülebilir, yüzebilir. Float. Havada süzülmesi. Evet, evet, evet. Burada başka neye bakabiliriz arkadaşlar? Burada bulmacayı kanımca siz yapabilirsiniz. Zaten şeydeki cümlelerler aynı cümleler arkadaşlar. Burada altta da zaten cevap anahtarı da oluyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. The space station is the best place to live on Earth. Evet, uzay istasyonu, evet. Space to live on Earth. Dünyada yaşamak için en iyi bir yer mi? Hayır arkadaşlar. Dünyada yaşamak için en iyi bir yer değil. Değil mi? Nerede yaşamak için? Uzayda yaşamak için en iyi bir yer. Space station is located 530.
Bu kadar kilometre yukarıda mıydı arkadaşlar? Above Earth bu kadar yoktu değil mi? 500 kilometre yoktu. O da false diyelim. People can take showers on the space station. Evet, banyo yapabilirler. Doğru. True. People on the space station go to work before they eat breakfast. Kahvaltı yapmadan önce işe mi giderler? Hayır, kahvaltı yaparlar. Değil mi? Bu da false. You must exercise a lot on the station. Evet. Çok egzersiz yapmalısın. Doğru. True. You can read books and listen to music on the station. Evet, o istasyonda bu kitap okuyup müzik dinleyebiliyorsun. Yani sıkıntı yok. Do you want to live in space? Why not? Evet, uzay istasyonunda yaşamak istiyor musun? Neden ve neden yaşamak istemiyorsun? Yani bunları açıklar mısın İngilizce? Hadi bakalım. Why do you get to school or work? Do you take a bus or taxi? How do you get to school or work? Evet, nasıl gidersin? İşte bu, oraya nasıl gidersin? How can I get to diye de sorabilirsiniz. Ben nasıl varırım diye. What do you like to do in your free time? Boş vaktinde ne yapmayı seversin? Evet arkadaşlar, bu egzersizi bu alıştırmaları sizden ricam. Exercise'lar yani bu exercise'lar sizin için çok önemli. Bolca çalışıp pratik yapıp her şekilde haşır neşir olmaya çalışın. Geçen hafta reading kısmını yapmıştık. Evet, bu hafta da bu kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Gelecek haftaya başka bir derste görüşmek üzere.